Elazığ'da bağ ve bahçe bakımlarının bitmesinin ardından fidan dikimi ve saksı büyütme sezonu açıldı. Fidan dikiminin en uygun olduğu zamanlara girilmesiyle birlikte hem çiftçilikle uğraşanlar hem de kendisine hobi bahçesi kuranlar fidanlarını almaya devam ediyor. Uygun fiyatlı çeşit çeşit meyve fidanları bahçe tarım fidancılığı işletmelerinde alıcısını bekliyor. Açık köklü fidanlar Nisan sonundan Mayıs'ın ilk haftasına kadar, tüplü fidanlarsa yaz boyunca satılmaya devam ediyor. Fidan dikim sezonu açık kökler Nisan sonuna kadar veya Mayıs'ın ilk haftasına kadar devam eder. Ağaç tam yaprak açtıktan sonra açık kök sezonu bitiyor. Ama tüplü fidan yaz boyunca satılıyor. Kalanları zaten tüpe ve saksıya alıyoruz. Saksıdaki veya tüpteki fidan yaz boyu da devam ediyor. Yani bahçemde bu fidanım eksiktir, bu kaldı, ekemedim diye bir şey yok. Yani yaz boyu da devamlı fidan, meyve fidanı mevcuttur. Elazığ'da en çok satılan meyveler genelde kayısı, üzüm, armut olurken bahçe tarım fidancılığı işletme sahibi Galip Kayaoğlu, tropik meyvelere de son dönemde ilginin arttığını ifade etti. Kayısımız, üzümümüz, armutumuz. Bugün mesela Elazığ'a has armutlarımız ne var? Paşa armudumuz var, bal armudumuz. Armut bunlar gidiyor. Kiraz rövaçta yine. Tropik bitkiler var bu sene. Yani elimizden geldiğince çeşit getirmeye çalışıyoruz. Aronya olsun, hünnap olsun, hurma olsun. Farklı çeşit, incir çeşitleri getirdik bu sene. Bektaşı üzümü olsun, frenk üzümü olsun, ağaç tipi üzümler bunlar. Las kirazımız var, kara yemiş dediğimiz. Bunlar yani eskiden tropik biliniyordu ama bizim şehrimizde de yetişiyor. Yani daha artık yavaş yavaş bahçelerde onları da göreceğiz yani. Satışı yapılan açık köklü fidanların fiyatı 80 TL'den başlarken poşetli fidanlarsa 150 TL'den satılıyor. Açık köklere 80 lira 100 lira arası veriyoruz. Poşetli fidanlarımız 150 lira. Saksıda 650'den başlıyor. 8-10 yaşında olan ağaçlarımız var, 1500 lira. Yani o şekilde. Çamlarda yine öylesine. Yani 150'den başlıyor. 3500 liraya kadar çamlarımız var. Yani fiyatlar çok değişmedi. Yani üreticinin malına veya köylü malına zam gelmiyor zaten.